Kendi kendine konuşana deli derlermiş. Olsun, başkalarıyla konuşup anlaşılamamak ya da yanlış anlaşılmak yerine kendimle konuşmayı yeğlerim ben. Başkasının benim için ne düşündüğünü düşünürken delirmekten iyidir kendi kendime konuşurken delirmek. Madem delireceğim, şanıyla deliririm. İç Sesiniz Nilgün Bodrum'un dört gözle beklenen son kitabı Akıllandım Artık Şimdi Daha Deliyim online satışta. Tabii bunun için Nilgün Bodrum satış linkine tıklamanız gerekli. İyi okumalar, esenlikle kalın, evde kalın, kitap okuyun. Kitabımda herkesin her daim yaşadığı ama kendisine bile itiraf edemediği benlik, kimlik ve kişilik savaşını en dürüst haliyle ifade etmeye çalıştım. Kendime batırdım iğneyi. Benim çuvaldızı artık kimselere batıramayacağım belli. Bazen biz bile bilmeyiz biz kimiz. Tüm seçimlerimizde, tüm yanlışlarımızda, tüm travmalarımızda, tüm başarılarımızda, tüm davranışlarımızda bize dur yapma diyen tarafımızla karşılaşırız. İçinde bulunduğumuz talepkar ve doyumsuz toplumla, genetik faktörlerimizle, yetiştirme tarzımızla, duygusal kimyamızla savaşır durur olmak istediğimiz ya da olmamızı öğütledikleri zavallı kimliğimiz. Süper egomuzla öz benliğimiz birbirini yer bitirir. İyi miyiz, kötü müyüz, melek miyiz, şeytan mıyız, akıllı mıyız, aptal mıyız, hin miyiz, saf mıyız, bir türlü karar veremeyiz. Soran olursa da bize sen nasıl birisin diye, hemen olmak istediğimiz sıfatı söyleriz. Ve savaşırken birbiriyle olduğunu sandığımız olmaz olası kimlikler, biz bile kim olduğumuzu bilmeden bu dünyadan göçüp gideriz. Oysa ki biz herkesiz. Sıfatlar yetmez kimliklerimizi tanıtmaya, kişiliklerimizi anlatmaya. Birkaç sıfatla kendimizi sınırlandırırsak bir ömre, bir ruha, bir yaratılışa, bir insana yazık ederiz. İşte bu kitapta benim kendimle yaptığım dürüst ve yalın sohbetimi bulacaksınız. Ve sanırım her daim aynı konuşmaları kendinize yaptığınızın farkına varacaksınız. Delirmekten korktuğunuz anları bu kitabı okurken zevkle kucaklayacaksınız. Çünkü yalnız olmadığınızı anlayacaksınız. Kimlik için verilen savaş, savaşların en kutsalıdır bu evrende. Kendisiyle konuşabilen kişi en sonunda barışır kendisiyle. Yara alır belki, kanar bir yerleri ama sonuçta galip gelir gerçek benliği. Kendinizle çokça savaşmanız ve zamanı geldiğinde kendinizle aşkla barışmanız dileğiyle. Geç kalmak yok bu evrende. Her şey tam olması gerektiği vakitte. İnsanın kendini tanıması bile. Uzun lafın kısası, aynı adamı sevmekteydi her iki sevgili de. Adamın kendisini. Kadın kendini adamın gözlerinde görmeye çalışırken adam aynada hep kendini izlerdi. Kadın, adamın bu sebeple kör olduğunu hiç düşünmezdi. Kendisini görünmez hissederdi. Görünmeyen biri, kırıp dökerek, bağırıp çağırarak gitse ne fark ederdi? Görünmeyen birinin çıkardığı seslerin işitilmesi de zaten mümkün değildi.